Ali Kara Hasanoğlu Kemal Dede yalan söyleme yoksa diline cız yaparlar. CHP Genel Başkanı 23 Nisan vesilesiyle çocukları oyuncak doldurduğu makam odasında ağırlamış. Sormuş çocuklar elektriğiniz niye kesildi? Cevap vermiş Kemal Dedeleri. Bir evde elektrik kesilirse çocuklar derslerine çalışamazlar, akşam televizyon izleyemezler, eve misafiri gelmez, siz rahat edemezseniz bu dolabınız çalışmaz. Elektriği kesilen 4 milyon abonenin sözcüsü olmak, onların yaşadığı dramı geniş kitlelere aktarmak için benim de elektriğim kesildi. Çocukların diline gelmiş ama söyleyememişler. Aa çok ayıp Kemal dedi. Yalan söylemek çok günah. Bakan Bey açıkladı 4 milyon abone değil 288 bin abone. İçinde dükkanı var zaten kapanmış atölyesi var taşınmış ikametke hamaşlı evi var. Nasıl söylesinler? Dedeleri yaşında adam. Yalan söylüyorsun denilir mi? O da ayıp. Bir başka çocuk devreye girmiş. Kemal dede 3 yılda elektrik 4 kat zamlandı dedi. Abim internete meraklı o bana gösterdi. EPDK diye bir sistem varmış. Orada eski tarihlerdeki fiyatları da öğrenebiliyoruz. Merak ettim 3 yıl önce 200 kW kaç lira diye sordum. Bir de bugünkü fiyatı sordum. Arada 4 katı zam yoktu. Ama bu Kemal dede çok yalan söylüyor. Ağzına biber mi sürsek ne yapsak? Kuzenleri Almanya'da yaşayan diğer bir çocuk sözü almış. Kuzenim anlattı, Almanya'daki evlerindeki elektrik faturası bu kış 3 misli yüksek gelmiş. Babası şaşırmış, ödememek istemiş ama komşularına sormuş, onlar da bize de öyle yüksek geldi deyince ödemişler. Kemal Dede zamları Tayyip Erdoğan yapıyor derken bile yalan söylüyor. Kemal Dede'ye hiç kimse inanmayacak. Birisinin buna cız dilini yakarım senin demesi gerekmez mi? Kemal Dede'ye sormak istemişler ama çocuklar birbirlerine engel olmuşlar. Belki parası yoktur. Niye elektriğiniz kesildi diye sorarsak ayıp olmaz mı? Odadaki süslü oyuncakları gösteren diğer çocuk hatırlatmış. Bizim evimizde çocuklara dağıtmak için bu kadar oyuncak yok ama bizim evimizdeki elektriğin parasını babam ödeyebiliyor. Bir başka çocuk destek çıkmış. Kemal dedenin parası olmadığı için elektriği kesilmiş olsa üzgün olurdu. Oysa elektriğim kesildi derken sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. Burada bir cinlik var ama o cinni anlamak bizim boyumuzu aşıyor. Çocuk bu merak ediyor. Okulda bize sorumluluklarımızı yerine getirmemizi öğütleniyor. İşimizi zamanında yapmamız isteniyor. Kemal dedi acaba elektrik faturasını niye zamanında ödememiş, sorumluluklarının farkında değil mi? Diğeri cevaplıyor. Kemal dede faturanın kaç lira olduğunu bilmiyor ki ödemenin zamanını da bilsin. O sadece ben ödemeyeceğim diyor fatura kaç lira gelmiş, daha önce kaç lira geliyormuş hiç haberi bile yok. Bir gariplik var bu işte ya, hadi hayırlısı. Çocuklar sohbeti derinleştirmişler. Kemal dede eşimle bir hafta karanlıkta kalacağız dedi. Ben biliyorum Kemal dede karanlığı seviyor, aydınlıktan korkuyor uyarısıyla sohbete katkı sunmuş. Çocuk bu kimi lep demeden leblebi anlıyor, kiminin de kıyaslama mantığı güçlü. Kemal dediği anlayamıyorum. Halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım diyor. Oysa başkalarının acısını yaşamak sorunu çözmez ki. Kemal dede de elektriğini kestirdi, acısını yaşadı. Elektriği kesilenlerin elektriği gelmiş oldu mu? Olmadı. Tam aksine elektriği kesilen bir ev daha oldu. Sorunu çözmedi, yaygınlaştırmış oldu. Kıyası güçlü bir diğeri sözü Suriyeli çocuklara getirmiş. Başkasının acısını yaşamak isteyen Suriyeli çocukları bir haftada ülkelerine gönderirim nasıl diyebilir. Suriye'de kötü bir adam var, halkını kimyasal silahlarla öldüren. Kemal dede o kötü adamla oturup konuşacağız diyor. Annem beni hep tembihliyor kötü adamlarla konuşma diye. Ama Kemal dede kötü adamla konuşacakmış. Ne olur Tayyip dediye söyleyin Kemal dediği engellesin. O kötü adamla konuşturmasın. Hem hesabı hem de ticari aklı güçlü bir başka çocuk katılıyor muhabbete. Kemal dede elektrik fiyatlarının yüksekliğine itiraz ediyormuş. Ama faturasını ödemeyerek iki tane çalışanı adresine getirtip oyalayarak bir hafta elektrik kullanmayarak elektrik şirketinin masraflarını artırmış oluyor. Şimdi elektrik daha da pahalanacak. Bunun sorumlusu da Kemal dede olacak. Daha önce elektriğin faturasını ödemeyenler daha büyük faturayla karşılaşınca yine ödeyemeyecekler. Evlerinde hala küçük tüp kullanan bir başka çocuk katılmış sohbete. Bizim evde doğalgazımız yok. Annem hep dua ediyor. İnşallah bizim binamıza da doğalgaz bağlanır diye. Annem diyor ki tüp gaz doğalgazdan çok pahalı. Tüp gaza her şeyden fazla zam geldi. Ama bu Kemal dede ya hesap bilmiyor ya tüp gazın parasını kendisi ödemiyor. Elektriğe daha zam gelmişken niye tüp gaz zamlarını değil de elektrik zamını protesto ediyor. Çocuktan al haberi demiş büyüklerimiz. Haber veren bu çocuğumuz da hemen söze giriyor. Ben biliyorum ben televizyonda Kemal dedenin konuşmasını izledim diyerek söze giriyor devam ediyor. Kemal Dede diyor ki ben elektrik parasını ödeyebilirim. Gelirim zaten fazlasıyla yetiyor. Ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram. Kemal Dede garip bir adam. Ödeyebileceği faturayı niye ödemiyor? Ödemeyenlere yardım ederek onlara destek çıkmak varken kendisine işkence ediyor. Sorular sorular. Niye su faturası değil de elektrik faturası? Kemal Dede'nin elinde olan belediyeler benzer bir protestoyla karşılaşırsa iflas bayrağını çekecekleri için mi? Elektriğe zam geldi de suya gelmedi mi? Şehir şebekesi bir kenara İBB'ye bağlı Hamidiye su bile üç misli zam almış son 3 yıl içinde. Hani kuyu suyunu Hamidiye suyu diye sattıklarını İstanbul Valiliği elemanları tespit etmiş de engellemiş diye. O Hamidiye suyu bile üç misli fiyata çıkmış. Elektrik mi daha hayati bir ihtiyaç yoksa su mu? İnsanlıkla birlikte hayati ihtiyaç olan suya gelen zammı protesto etmeyenler, elektriksiz de yaşayabileceğimiz bir gerçekken elektrik faturasını niye protesto ederler ki? Belediye hizmetlerine gelince merkezi idare zam yaptı, biz ne yapabiliriz ki diyenler, dünya genelinde enerjiye gelen zamlar Türkiye'ye yansıtılınca zamları Tayyip Erdoğan yaptı diyorlar halkı aldatmaya kalkıyorlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Karanlığa meraklı olanlar bir vesile bulur, kendilerini karanlığa mahkum ederler. Ali Kara Hasanoğlu Yaşar Süngü Bedel Kökeni Arapça olan ihtiyaç kelimesi muhtaç sözcüğüyle aynı kökten geliyor. Gereksinim ve lazım sözcüğüyle eş anlamlıdır. Türk Dil Kurumu'nda anlamı gereksinim, güçlü istek, yoksulluk ve yokluk olarak geçiyor. İhtiyaç dediğimiz şeyler üç kısma ayrılır. Zorunlu temel ihtiyaçlar, kültürel ihtiyaçlar, lüks ihtiyaçlar. Bu aynı zamanda ihtiyaçların sıralamasıdır. Temel ihtiyaç derken kastettiğimiz beslenme, giyinme, barınma ve sağlık ihtiyacıdır. Ve her insan için bu ihtiyaçların asgari düzeyde karşılanması zorunludur. İnsanca yaşayabilmenin, insan olarak hayatı devam ettirebilmenin ilk adımıdır bu aynı zamanda. Bu adıma geçmezsen kültürel ve lüks olarak tanımladığımız ihtiyaçlar senin için ulaşılması gereken bir ihtiyaç olarak görülmez. Tatmin edilmesi gereken zorunlu ihtiyaçlarımız sadece maddi değildir. Saygı, sevgi, güven duyguları da temel ihtiyaçlarımız arasındadır. İhtiyaçlarımızı karşıladıkça adım adım insanlaşırız. Karnı doyan insan, giyinme ve barınma ihtiyacını giderebilen insanın daha sonra duyacağı ihtiyaçların niteliği kültürel olacaktır. Önce midenin açlığı, sonra beynin açlığı, sonra da arzu ve isteklerin açlığını doyurmak ister insan denen can. Karnını bir tas çorba ile doyurabilen, vücudunu iki metrelik bir giysi ile örtebilen, başını sokabilecek çatılı küçük bir kulübe ile rahatlayabilen insan, sıra arzu ve isteklerini doyurmaya geldiğinde bu kadar mütevazı olamayacaktır.'' Çünkü arzu ve istekler sınırsızdır. Karın doyar, göz doymaz. İşte bütün sorunlar, adaletsizlikler, haksızlıklar, zulümler, hak yemeler burada başlar. Bu noktadan sonra insanoğlu insan olma yolunda çıktığı basamaklardan aşağı doğru yuvarlanır. Paylaşmak, paylaşabilmek mükemmel insan olma yolundaki en önemli virajlardan biridir ve birçoğumuz bu köşeyi dönüp olgun insan mertebesini göremeden geri döneriz. İnsanlıktan geri gitmeyi hayvanlaşma olarak görmüyorum çünkü onlarda paylaşma hissi doğuştandır. Lüks ihtiyaçlarını tatmin etme konusunda hırslı olan insan, insanlıktan çıkmaya başlayınca vahşi hayvanlardan çok daha aşağılara iner ve canavarlaşır. En temel ihtiyaçlarını karşılayamayan en alt sınıftaki insanlarla bütün lüks ihtiyaçlarını karşılayabilecek gücü olan en üsttekiler aynı noktada buluşurlar. İkisi de tehlikelidir.'' Lüks ihtiyaçları kendisine zorunlu ihtiyaç olarak gören orta sınıfta yer alan insanlar da çok tehlikeli insan kategorisinde yer alır. Çünkü bu ihtiyacını tatmin etmek, doyurmak için elindeki makam, mevki ve sermaye gücünü her türlü haksızlık ve hukuksuzlukta kullanmaktan çekinmez. İhtiyaca para yetmez. O daireyi genişlettikçe fakirleşirsin. Fakirleştikçe başkalarını düşünmez, yalnız kendi ihtiyaçlarını tatmin etmeye odaklanırsın. Mevcut küresel ekonomik sistemin istediği insan tipi de budur zaten. Sürekli tüketen, tüketebilen insan varsa ve bunlar ne kadar çoksa çarklar o kadar hızlı döner. Kapitalist sistemin temelinde yer alan iki duygu; hırs ve haz. Zorunlu ihtiyaçların sayısı arttıkça bunların doyumundan aldığın haz artar. Doyuramadığında da hırslanırsın. Hırs sana başkalarının hakkını yemeyi meşrulaştırır ve seni sürekli yeni hazlarla tanıştırır. Her yeni haz senin zorunlu ihtiyacına dönüşür. İhtiyaç listene eklenen her zorunlu ihtiyaç seni daha da köleleştirir. Sonunda insanlıktan çıktığının farkına bile varamazsın. Ve gereksiz zorunlu ihtiyaçların kölesi olarak sistemin çarklarında hem ezen hem de ezilen sınıfta yerini alırsın. Dünyayı saran Covid-19 salgını üretimi kısınca, aşırı tüketim ve israftan beslenen küresel ekonomik sistem duvara tosladı. Egemenlerin kurdukları dengeler bozuldu. Fiyatlar uçuşa geçti. Hayat pahalılaştı. Birçoğu gibi hazırlıksız yakalandık. Ondan yüze çıkardığımız zorunlu ihtiyaçlar nedeniyle fakirleştik. Her şeyin bir bedeli vardır. Bugün bizi israfa alıştıranlara ayak uydurmanın bedelini yoksullaşarak ödüyoruz. Tüketmeye alıştıranlar ve buna göz yumanlar da bu işten nemalanan ve kazananlar da bunun bedelini ödeyecek. Fatura herkese katkısı nispetinde çıkacak. Bu fırtınada ayakta kalabilmenin yolu da ondan yüze çıkardığımız zorunlu ihtiyaçları yeniden ona düşürmek ve israfa son vermek. Başka çözüm yolu bilen söylesin. Dünyanın kaynakları herkesin ihtiyacına yeter ama hırsına yetmez. Yaşar Süngü